Özellikle son dönemde artan enflasyonun etkisiyle maaşlar ve gelirlerdeki değer kaybı birçok insanı endişelendirmektedir. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar geleceğe dair umut ışığı olabilir. İşte Türkiye'deki en düşük emekli maaşı ve asgari ücret hakkındaki son gelişmeler. Ülkemizdeki enflasyon oranları son dönemde hızla artış gösteriyor. Bu artış en çok emeklileri etkiliyor. Emekli maaşlarının alım gücü giderek azalıyor ve bu durum birçok aile için maddi sıkıntılara yol açıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliler için umut veren açıklamalarda bulundu. Erdoğan enflasyonla mücadele için bir yol haritası çizdiğini ve kimsenin enflasyon karşısında ezilmeyeceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda somut adımlar atıyor. Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine %38, memur ve memur emeklilerine ise %50'ye yakın bir zam yapılacağını açıkladı. Bu zam oranları emeklilerin maaşlarını olumlu bir şekilde etkileyecek ve yaşam standartlarını yükseltecektir. Yeminli Mali Müşaviri ve Ekonomist Muhammed Bayram, Ocak 2024 itibariyle yapılacak asgari ücret ve emekli maaşı zamlarını değerlendirdi. Bayram, en düşük emekli maaşı şu an itibariyle 7500 TL seviyesinde. Ara zam yapılsaydı 10.000 TL seviyesine çıkması gerektiğinden bahsetmiştik. Yeni yılda yapılacak olan zamla en az 11.250 TL ile 12.750 TL arasında en düşük emekli maaşı olmasını bekliyoruz demişti. Bizim de açıkladığımız gibi en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak bekleniyor. Asgari ücretin ise minimum 16.000 TL seviyesine çıkacağını düşünüyoruz. Sizler de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.